İyi günler arkadaşlar, dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kaan, bugün ne yapıyoruz? Altın Klasikler bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün tanıtacağım oyun dünyasında her türlü işe el attığımızı gösteren The Movies. The Movies ne tarz bir oyun? Bir stüdyo kuruyoruz, filmler çekiyoruz, yönetmenleri belirliyoruz, oyuncuları belirliyoruz, onların durumlarını kontrol ediyoruz, geliştiriyoruz falan fişmeken. Direkt şimdi oyuna gireceğim. Oyun nasıl olmuş? Oyun nasıl oynanır? Onu göstereceğim sizlere. Şimdi ilk olarak buradan stüdyonuzun adını falan belirliyorsunuz. Kendi adınızı da belirliyorsunuz. Şeklini seçebiliyorsunuz. Lionheart stüdyolarının hazırladığı bir şey olduğu için bunlar kendilerine özel bunlar var. Daha sonra farklı farklı Illuminati'dir, attır, efendime söyleyeyim, kargadır, şeydir, inektir, odur, budur, aha da tuvalet. Aha da benim tamam. Olayımı buldum. Şimdi isterseniz tutorial kısmını geçebilirsiniz, isterseniz geçmeyebilirsiniz. Ben geçsem mi acaba yoksa size mi anlatsam? Geçsem mi anlatsam mı? Geçsem mi anlatsam mı? Geçeyim ya. Hemen girelim oyuna. Ben size anlatayım. Size o az buçuk olayı anladıktan sonra şeyi açarız. Benim save attığım bir yer vardı. Onu açarız. Gördüğünüz gibi burada insanlar bekliyor. Bunları İşte jeneratör ama şey olarak alıyorsunuz. Yok, building yapsın. Efendime söyleyeyim. Yok, bahçe işine girişsin. Hemen daha sonra buradan ilk işimiz Sage School, yani size gelecek ünlüleri belirleyeceğiniz yeri kuruyoruz. Burada önemli olan olaylardan biri de yolları bağlamak. İlk başlangıçta şurası. Bunu kesinlikle yeni yaptığınız binaya bağlamak zorundasınız. Daha sonra biz şekil için bir şeyler yapalım. Onu bağladık. Şimdi şurayı da biraz güzelleştireyim ben. Her Tycoon oyununda olduğu gibi bu oyunda da etrafı güzelleştirmek size artı kazanç sağlıyor. Şimdi stüdyomuzun ilk binasını yaparken size rakip stüdyoları da göstereyim. Max Punk bilmem ne, Neon Production, Old Tribe Cinema bilmem ne bilmem. 5 tane stüdyo var. Artistler var. Onların hemen aldıkları artistler var. Ben daha almadım yapamadığım için. Ve filmler var. Oha, adamlar çat diye film çekmiş. Film de çekeceğiz şimdi. İlk olarak biz şurayı bir kuralım. Daha sonra yazarlarımızın olacağı şu binayı atalım hemen. Buraya yazarlar gelecek, film yazacaklar. Biz de bekleyeceğiz. Şöyle burası açıldıktan sonra hop koştura koştura artistlerimiz geldi. Efendime söyleyeyim, yönetmenlerimiz geldi. Onların özelliklerine bakıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tıklayıp bakabiliyorsunuz. Bunun korku ve romantik özelliği varmış. Tamam, bu bir kenarda dursun. Bu da korku ve romantik. Bu da korku ve romantik. Bu komedi. Şimdi korku... Şunu artist yapıp onu da yönetmen yaptığımızda güzel işler olacak. Bu komedi, bu da komedi. Hadi bunu da artist, bunu da yönetmen yapalım. Artık bizim stüdyomuzun 4 tane yıldızı var. Bu yıldızları parlatmaya çalışacağız. Şimdi ben de onlar oluşup yaparken şurada süsleyeyim. Gel gelelim stüdyo kısmına. Stüdyolar var. Bir dünya çeşit stüdyo var ama ilk olarak, örnek olarak şunu yapacağım ben. Şunu yaptım. Hemen yazmak için binamız şey yaptı. Biz korku. Korku şeyi yaptım. Korku yazalım bir tane. İki tane artistimiz vardı. Korku ögesinde yüksek. Korku filmleri de genelde şu bodrum katında çekiliyor. Şurada bodrum katını da yerleştirelim şöyle. Şuraya bu şekil yerleştirelim. Ve bunların bağlantılarını kuralım. Hemen şu şekil kurduk. Şöyle uzatalım hatta. Bunlar buraları inşa etsinler. Yalnız bize sadece onlar lazım değil. Production office lazım. Production office en son lazım ya. Buna filmi yayınlarken lazım olacak bu. Crew Station, Casting Office lazım. Yazıldıktan sonra burada antrenman yapıyorlar. İşte senaryoyu ezberliyorlar, bilmem ne yapıyorlar. O yüzden burası lazım. Yönetmeni falan belirleyip
senaryoyu burada irdeliyorlar oyuncularla beraber. Şunu ben bağladım. Başka ne yapmam lazım? Başka ne yapmam lazım? Small Room Production Makeover Crew Fashion. Bunda da kameramanları falan belirleyeceğimiz yer. Yani kameramanların işe geleceği yer. Bunu hemen yapalım. Hop. Şöyle bunu da yaptık. Süper. Başka ne kaldı? Başka ne kaldı? Tabii production. Şunu da film yayınlanınca yapacağız. Bunu da koyduk. Şimdi üstün körü koyuyorum. Daha sonra düzenleyeceğiz onları. Daha sonra düzenlemeyeceğiz. Benim düzenlenmiş olan bir yerim var. Oraya gideceğiz zaten. Şimdi şunu da yapıyorum. Bu ne işe yarıyor? Bu da makyaj yapıyorlar. Kostümlerini değiştiriyorlar. Özellikleri de anlatayım size. Şimdi şöyle baktığımız zaman şu arkadaşların bir sürü seçenek çıkıyor. Mesela bu korkuda uzmanmış falan, onları gösteriyor. Stresi şu an yok. İleride olur stresler film çekildikçe falan. Yeme içme durumu sıkıntı değil diyor. Şurada imajla salary var, yani kazandıkları para. Bunlar önemli bunun için. Hemen bunun imajını geliştireceğim. Bunların yapılması lazım tabi. Bunlar da bu arada korku filmini yapıyorlar mı? Yapsınlar. Mesela bu bunun horror, yani korku seviyesini arttırmak istiyorum. Ne yapacağım? Geleceğim buraya. Bu burada antrenman yapmaya başlayacak. Başka hangisi korku oyuncusuydu? Bunu alacağız. Korku. Bunlar da komedi. Bunu da burada arttıracağım. Bunları peki nasıl belirliyorum? Korku mu komedi mi olduğunu. Şuraya geldiğimiz zaman şurada yazıyor zaten. Nerede yazıyor? Mesela practice. Aksiyon yazıyor. Practice, aksiyon rol. Bunu yaptığımız zaman, çölü yaptığımız zaman, büyük çölü yaptığımız zaman şöyle. Bunda aksiyon şeyini, yeteneklerini geliştiriyorlar. Burada romantik. Burada ise uzay filmleriyle ilgili yeteneklerini geliştiriyorlarmış. Birazdan zaten oraları göreceğiz. Şuna binalar da olsun, biraz hızlandıralım. Aynı zamanda bu yönetmenlerle oyuncular arasında da bir bağ oluşturmanız lazım. İyi film çekmek için. Biraz yavaşlatalım. Şimdi mesela ben korku filmi çekeceğim. Yönetmenimiz bu. Oyuncumuz bu. Geliyorum. Konuşun diyorum. Birbirinizle muhabbet edin. Bu arada arkadaşlar yazıyı tamamladı. Korku filmi senaryosu yazıldı. Hemen geliyorum şuradan. Begin cast diyorum. Crew yok. Crew alacağım. Şuradan. Bir de ekstra oyuncu istiyor. Yani yardımcı oyuncu. Onu da buradan şöyle alıyorsunuz. Ekstra oyuncumuz da var. Ve yönetmenle oyuncu lazım. Hemen horror koyduk. Yönetmeni de koyduk. Bu korku filmi olduğu için hoşuna gitti bunun tabii. Bu korkular, korku filmlerinde yetenekli olduğu için. Hoşuna gitti. Tuvaletler var. Bunlar önemli. Bunların önünde şimdi sıra oluşacak. Aynı zamanda şöyle yiyecek yeri de lazım. Böyle sağ basınçlar değiştiriyoruz. Bu arada ben olaylara biraz daha girelim. Gördüğünüz gibi şuralar kırmızı nokta 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 olmuş. Bunları yeşil noktaya çevirdiler. Nasıl oldu? Yeşil koyarak biraz yeşillenmeye başladı. Bunu yapmamız ne işe yarayacak? Şurada reytingimiz var. Biz sonuncu sıradayız. Şöyle stüdyolara geldiğimizde sonuncu sıradayız. Bunu arttırıp birinci sıralara gitmemizi sağlayacak. Ve de bizi daha iyi yerlere getirecek. Tabii bu sadece çevre düzenlemesiyle olacak iş değil. Çektiğimiz filmlerin kalitesiyle, işte oyuncularımızın veya şeylerimizin kalitesiyle bu olacak. Şimdi shooting diyoruz ve hemen çekmeye gidiyorlar. Şunlar ekibimiz şimdi kameralarını kapacaklar ve de gidecekler. Eline kamerayı aldı gidiyor. Yönetmenle oyuncu da gidecek birazdan. İlk olayımız burada çekilecekmiş. 3 tane şey var burada çekilecek. Çekilsin bakalım. Hızlı bir şekilde çekilmeye başlasın. Biz de bu arada başka anlatacağım bir şey var mı diye
kıyafetleri anlatmıştım değil mi? Buradan üstünü değiştirip imajını arttırıyoruz, azaltıyoruz. Şunu giy bak, bu daha çok hoşuma gidecek. Bunların renklerini değiştirebiliyoruz. Gözlük takabiliyoruz, şapka takabiliyoruz. Saçların rengini değiştirebiliyoruz. İşte kolyedir. Şeydir şu. Şöyle rengini değiştirebiliyoruz. İmajları artıyor. Bu otomatik de yapıyor. Kendi kendine de yapabiliyorlar. Bırakıp yapıyorsunuz. Farklı farklı şeyleri var. Her şeyini takip etmeniz lazım oyuncularını. Oyuncularınızın. Şurada para durumuna bakayım. Mesela mutsuzlar. Biraz paralarını arttırdığım zaman. Oh mutluluktan. Keyiflerine diyecek yok. Tabii onlar mutlu olunca filmleri daha güzel çekiyorlar. Şu anda yeşil barları arttı gördüğünüz gibi. Filmler daha güzel çekilince siz daha güzel para kazanmaya başlıyorsunuz. Bütün filmlerden para kazanıyorsunuz ama bir sıkıntımız yok. Başka ne anlatabilirim? Yeni yeni şeyler açılıyor. Bunlar sadece bunlarla kalmıyor. Mesela bu kadarla kalmıyor yani. 2005'e kadar gidiyorsunuz. 2005'e kadar farklı farklı şeyler yapılıyor şu an. 1921'deyiz. 1920'lerde başlıyor. Yani dışarı baktığımızda 1920'lerin arabaları geçiyor. Hatta biz de şuraya araba koyabiliriz. Şöyle bir tane şundan koyalım. Bir tane de bundan koyalım. Böyle devam etsin. Şu an çekim yapılıyor. İstersek bu çekime müdahale de edebiliriz. Şimdi bir yeni sahneye geçsinler. Göstereyim ne demek istediğimi. Daha iyi anlarsınız. Yani yönetmenliği biz de yapabiliyoruz. Yönetmen. Ama yönetmenin olması lazım tabi. Hatta şunları biraz hızlandıralım da çabuk çeksinler. Şöyle yerlerini yerleştirince hemen çekiyorlar. Bunların arasında iyi bir etkileşim olduğu için süper oluyor. Şimdi böyle gelip işte speed diyor. Ne bileyim. Ateş etsin. Falan fiş mekan. Şeklinde değiştirebiliyorsunuz. Size kalmış bu tamamen. İsterseniz şurada senaryo yazdırmıyorsunuz. Senaristinize. Senaristinize daha doğrusu. Şu şekilde. Mesela komedi var, aksiyon var, romantik var, işte uzay filmi var ve korku filmi var. Peki bunlar hangisini çekeceğiniz? Nereden anlıyorsunuz? Sağ tıkladığımız zaman şurada aksiyon var, komedi, horror, romantik. Bunlar zaman içinde değiştiriyor. Bunlar hep aynı. Şahane çekerseniz fark etmez. Onların hangisi daha ön plandaysa onu çekiyorsunuz ve daha fazla başarı elde ediyorsunuz. Bu niye arıza yaptı ya? Yapma. Şimdi ilk filmimiz tamamlansın. Zaten üçüncü sahnesine geçmişler. Üçüncü sahneyi çekiyorlar. Bazen farklı farklı yerlere de gidebiliyorlar. Bu üç, şu an dört sahnelik. İlk başlarda 3-4 sahnelik oluyor ama daha sonra 20-25'lere çıkıyor. O zaman daha güzel filmler çıkıyor. Şu an zaten bir yıldızlık film yapacağız. Oscar ödülleri var. 5 yılda bir oluyor Oscar ödülleri. Oyun gereği. Ve görevlerimiz var. Hemen görevlerimizi de göstereyim şuradan. Tıklayamıyor muyuz? Ne diyor? 5 tane film rezerve et diyor. Yani yayınla diyor. 500 bin dolar kazan diyor. Ve de bir starın toplamda 5 yıldız olsun. Starların toplamı yani. Şu an starlarımızın toplamı kaç yıldız? Burada 2 yıldız geliyor. Yani 2 yıldız dediğim 1 yıldızın 5'te 2'si geliyor. Burada 5'te 2'si 4 etti. Burada 5'te 2'si 1.1 etti falan. Hiçbir anlıyoruz işte. Burada 5 tane yıldız olması lazım. Şimdi filmi çektiler mi? Dördüncü sahneyi çekiyorlar. Süper. Yardımcı oyuncuyla beraber çekiyorlar. Yardımcı oyuncu bulamadığım için şurada şeye gelen kameraman olmaya gelen bir adamı yardımcı oyuncu yaptım. İlk başlarda 2-3 tane yeterli oluyor size. 4 tane. Daha sonra tabii oyuncu sayınızı arttırmanız gerekiyor. Yoksa baş edemezsiniz. Çünkü yan roller de isteyecek ilerleyen zamanlarda. Tek başrol var şu an. Bir başrol, iki yan rol falan gelecek. O zaman işler sıkıntıya girecek işte. Hadi bakalım bunu da çeksinler. Hadi bakalım çekin. Hadi lan.
Çabuk. Çabuk. Çektiniz mi? Lan. Ne yapıyorsunuz lan orada? Oho. Bunlar ışığı götürüyor. Nasıl korku filmi lan bu? Tabii erkek oyuncumuz olmadığı için şu an mecbur bayan bayana. Arkadaşlar şey yapıyorlar. Yayın kesiliyor. Haydi bakalım. Bunlardan para gidiyor. Gitsin bakalım. Hop. Senaristlerimiz bir komedi filmi daha yazdı. Bunları da istersek aynı şekilde casting'e gelip oyuncu seçimlerinden falan koyabiliriz böyle. Bunlar oyuncularımız da şu. Biraz komedi, bu da biraz komedi yapıyor ilk başlarda. Böyle böyle yapıyorsunuz. Filminiz bittiği zaman buraya geliyor. Şuraya Lizard dediğimiz zaman işte senaryonun kalitesi bir. Bunu 5'e çıkartacağız ileride. Georgia Clooney yönetmeniz. Liz Copy. İşte film kalitesi 1. Oyuncuların performansı ve yönetmenin performansı burada. İstersek filmimizde izleyebiliyoruz. Dediğim gibi 1920'lerde çekildiği için siyah beyaz bir korku filmi. Ses yok, sadece müzik var. Orada bir yerde production. Pinkiller. 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 Beyaz var. Siyah beyaz. Ses yok, müzik var sadece. İsterseniz altyazı falan da ekleyebiliyorsunuz ama ilerleyen zamanlarda tabii. Bakıyoruz işte experience kazan, şu kadar experience kazandı falan diye gösteriyor. Hiçbir kötü bir eleştiri yok. Bu güzel bir şey. Ve para kazanmaya başlıyorsunuz şu anda. Benim filmim 6. Kaç tane film varmış? Baktığınız 8 tane film içerisinde 6. iyi, kötü değil. Kötü değil. Çok iyi değil ama olsun. Böyle bir oyun. Tabii geliştikçe daha da keyif alıyorsunuz. Ben buraları şimdi örtbas etmek için yaptım. İşte şu şu işe yarar, bu işe yarar demek için. Şimdi şuradan benim... Hayır, bunu sevmemek istemiyorum. Az önce öyle bir hata yaptım. Benim az önce bahsettiğim oyuna gelecek olursak biraz gelişmişim. 1934'e geldiğimiz zaman artık şunu durduralım. Artık karavanlar var. Bu karavanlar ne işe yarıyor? Tabii ki de bizim artistlerimizin kaldığı yerler. Arabaları koydum. Bu karavanların da belli başlı görselliklerinin olması lazım. Gördüğünüz gibi bir dünya filmim var burada. Şuralarda bir sürü yer yapmışım. Şöyle süslemişim falan. Aynı düzende gidiyorum aslında. Gördüğünüz gibi film yazarlarım artık iki seviyede var ve gördüğünüz gibi filmler komedi daha ön plandaymış, romantizm daha ön plandaymış, uzay filmleri daha ön plandaymış, korku filmleri biraz daha düşük, aksiyon filmleri daha düşük, komedi yaptığımız zaman daha iyi olurmuş. Mesela biz az önce şurada başlamıştık yazarla ve bir yıldız alabiliyordu yazdığımız senaryolar. Şimdi burayı inşa ettikten sonra ve benim yazarlarım gördüğünüz gibi biraz daha gelişmiş. Burada artık ikilik senaryolar yapılıyor. İkilik senaryoyu getirip buraya koyduğumuzda yönetmenlerimiz de burada iki yıldıza ulaşmak üzere, bazıları iki yıldızda. Onlar daha kaliteli işler çıkartmaya başlıyorlar ama stresleri oluşuyor. Mesela şu arkadaşın stresi var. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Gel diyeceğiz kardeş. Bara gel diyeceğiz. Bara oturacağız ve içeceklerini tazeleyecek. İçecek yeni bir oyuncu gelmiş. Bu arada basın var. Basın da var. Artık işin içine basın giriyor. Mesela şu ikisini konuştururken basından arkadaşları yanına çekip şöyle fotoğraflarını çektirebiliyorum. Ve bu haber yapmaya hemen kaçıyor. Şunu da alalım şöyle işe. Bakalım. Ha, bu mesela yeteneksizmiş. Bunu yan rol olarak alıyoruz. 1934 yılındayız. 35'e geldiğimizde Oscar ödülleri var. Onu göstermek istiyorum size. Ben bir filmi tamamladıydım. Gördüğünüz gibi 2,5 yıldıza yakın bir film. Az önce siyah beyazlı filmlerimiz 1934'e geldiğimizde. Yani 2,5 1934'e geldiğimizde biraz daha kırmızıya yakın komedi filmi göreceğiz. Müzik
kırmızıya dönen bir renk oldu. Biraz daha renklenmiş oldu. Yani iki renk seçeneği daha geldi, mavi ve kırmızı. Peki bunu nasıl elde ettim? Yeter. Bunlar bitsin bunlar. Kötü iki tane yorum var, olsun onlar olur. Filmimiz bu arada birinci oldu arkadaşlar. Bakın, Rescue olarak da birinciyiz. Hem filmimiz birinci. Oyuncularımız ikinci, yönetmenimiz ikinci ama biz her zaman birinciyiz yani. Peki bu renklendirme nasıl geldi? Bu şey açıldı. Laboratuvar binası açıldı ve laboratuvar binasında gördüğünüz gibi Starlar ve stüdyolar hakkında şeyler bulunuyor. Film için yeni şeyler geliştiriliyor. Böyle geliştiriyorsunuz. Şu arkadaş da bir şey geliştirecek birazdan. Mesela bir kutu açtı şöyle. Restorant bulmuş mesela o arkadaş. Restorant yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi buralar bayağı gelişti. Şunun yanına bir tane restorant yapalım. Olursun. Şimdi daha fazla acaba komedi gidiyor mu ya? Bir tane daha komedi yapsam mı? Neyse bu komediye ben bir tane daha komedi çakayım. Komedi yönetmenim benim. Komedi başrol oyuncum ve komedi yan rol oyuncum, gördüğünüz gibi. Şimdi size bir de senaryoyu kendimiz de yazabiliyoruz, onu göstereceğim. Hemen şuradan senaryo yazabiliyoruz. Bu da ileride açılıyor. Oyuncularımızı seçebiliyoruz. Bir dünya oyuncu seçebiliyoruz. Komedi olabilir, aksiyon olabilir, korku olabilir. Bunu yazabiliyoruz. Filmin adını değiştirebiliyoruz. Mesela. Daha sonra buradan intro ekleyebiliyoruz. Introyu hangi sahnede ekleyeceğimizi görüyorsunuz. Sahneler daha fazlalaştı. Savaş alanları falan var. Gördüğünüz gibi var. Tüm bombalanmış bir savaş alanı falan. Onları yapacağız tabii, yapmak istersek. Uzay gemisi falan var. Mesela başlangıç için şurası, intro için burası güzelmiş diyor. Hemen intro sahnelerini seçiyoruz. Mesela iki kişi oturmuş muhabbet ediyor. Sahnesini canlandırıyoruz. Bunun arka planını değiştirebiliriz. Yani arka planı Vahşi Batı olabilir. Ama Vahşi Batı'da oturup kimse şey yapmaz. Şöyle bir yer, deniz gibi olabilir. Rengi değiştirebiliyoruz. Karanlık yapabiliriz. Şöyle akşam yapabiliriz. Şu daha uygun olur. Hava sisli olabilir falan. Bunları ayarlıyoruz. Güneşi yaptıydık zaten. Burada arkaya koyulacak maddeleri belirleyebiliriz. Koltuk koyabiliriz şuraya. Çok saçma olur ama. Uzaylı şeyleri koyabiliriz. Uzaylı silahı yere koyabiliriz. Şu an gözüküyor. Şöyle şuraya koyabiliriz. Tabi bu fiyatı arttırıyor biraz daha. Ne bileyim, şurası, şunları koyabiliriz. Araba koyabiliriz, getiririz buraya, şey koyabiliriz, sahneye. Bu tamamen size kalmış bir şey. Daha sonra farklı farklı, mesela başka yere gidip çekim yapabiliriz. Arka planı değiştirebiliriz. Mesela bankaya korkan bir şekilde giriyorlar, korka korka. Figüran falan ekleyebiliriz. Bunlar bize kalmış. Ama tabii şimdi bunu ben yapmayacağım. Şöyle yapalım. Bunu satabiliyorsunuz da aynı zamanda. Atlar filmini selleyip 2000 dolara satabiliyorsunuz. Benim zaten çok büyük param var. Romantik bir film yapmışız. Farkında olun. Atlar diye romantik bir film yaptık. The Movies'de bu tarz bir oyun. Mesela şu film arşivlik olması lazımmış. Kimse izlememiş daha. Biz de arşive atarız, eyvallah. Bu şekilde bir oyun 2005'e kadar gidiyor. Biz bir de şeyi göstereyim size. 35'e gelsin. Mesela bunun yayın şeyi düştü. Başlayayım. Şu birinci olan filmden çılgın gibi para geliyor. Gördüğünüz gibi inanılmaz artıyor bu. Aa, biz düşmüşüz. Niye düştük acaba? Aynı yıldıza sahipmişiz. Onların biraz daha fazla parası var diye bizden öndeler. Yoksa bizim kalitemizden önde değiller. Paradan dolayı öndeler. Şuraya şey yaptık. Amma ve lakin yolumu çekmedik.
Şimdi bunlar VIP kısmında oturuyorlar. VIP kısmında oturunca mutlu oluyorlar tabii haliyle. Stresli olduğu zaman içki içiriyorsunuz. İçki içirdiğiniz zaman bu sefer de içki problemleri oluyor. Onları da gelip burada rehabilitasyon merkezinde hallediyoruz. Şunu da arşiv yapalım. Hop. Bir sürü research'ler geliyor. Tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi buralar artık doluyor, taşıyor yani. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Mesela orman var. Kocaman orman yapıyoruz. Uzaylı mekanları falan yapıyoruz. Bunlar ilerleyen zamanlarda. Şimdi ihtiyacımız yok. 1934'teyiz. Bir tane daha yazar gelin. Şurada işe alalım. Şuradan kanalı haydi oğlum. Haydi bir Oscar ödülü töreni göstereyim size ya. Şurada geliyor galiba. Haydi, haydi, haydi. Bunlar da film yapıyorlar. Hadi. Hadi artık. Ve yaklaşıyor. Ve Oscar ödüllerini almışlar. 35 yılının Oscar ödülleri. Ödül dağıtacaklar. En iyi oyuncusu bilmem ne. En iyi film İlk kategorimiz diyor. Staying at the top of the charts in such a competitive industry isn't easy, which makes the achievements of the following stars all the more commendable. So let's have a look now at the list of nominees for highest charting star. En iyi star ödülünde bizim şu ve şu arkadaşların yarıştığı söyleniyor ve de mektup açıyor. The winner is kazanamak. Bizim adımızı söyleyeyim mi? Çok komik ama. The shortlist for the highest charting movie award. Şimdi devam edelim. Bir ödül de biz kazanmışız. Devam edelim, highest... hızlandıralım. Bir tane daha ödül kazanmışız. Bu ne ödülü? Like any industry, there are Creating ups... Studio. Stüdyo yaratma ödülünü kazanmışız. The nominees for en most hızlı yükselişe geçen ödülü kazanmışız. And that brings to a close ve de en iyi prestij ödülünü kazanmışız. Devamlı ben şey yapayım. Burada da ödül kısmımız var. 2005'e kadar bunları tamamlamamız lazım. Mesela diyorum 40'ta tamamladınız. Oyun bitiyor. Öyle de bir durumu var. Ama isterseniz uzatabiliyorsunuz. Ne istiyor bizden? 1 milyon dolar bankanda olsun diyor. 5 tane filmin 2 yıldızlı olsun diyor. Benim aşağı yukarı 2-3 filmin 2 yıldızlı. Onları yaparız. Şu an 1. sıradayız zaten bu prestijde. Evet arkadaşlar, The Movies'de bu tarz bir Tycoon oyunu. Hani hoşunuza gidenler olursa indirmeyi deneyebilir diyelim ama çok zor bulursunuz bu oyunu. Yani torrent'ta bile çok zor bulunur. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kimseyi üzmeyin. Görüşmek üzere.